Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar ben de iyiyim. Bu sefer mutluluktan ağlıyorum. Hayvan ot tutmadan geldim. Şu Rusya'da odun kesiyor. Fasulyelerim vardı. Videolarda da görmüşsünüzdür. Masanın üstündeydi arkadaşlar. Onları ayıkladım ben de. Kuruyu ayrı ayıkladım. Yaşını ayrı ayıkladım. Tazelerini de kıymaladım, biber kıymaladım. Mutfağa girdim. Mutfaktan da şimdi biber dedim ki zebzeli burgu pilav yapayım dedim. Video çekmeyeceğim ama işimiz var. Şu usta yoğun diye onu çok şey etmek istemedim bugün. Dolaba gittim. Bir mızırtı var dışarıda. Dedim gideyim soğan alayım. Hem de bakayım yavruyan bir şey oldu. Arkadaşlar. Hayvan deyip de geçmeyin. İnanın ki fırtına geldi. Anam oğlum dedikçe o ağladı ben ağladım. O ağladı ben ağladım. Vallahi de şu dişlerim dibinden sızlıyor şu an. Bak öbür köpeğe yavruya bakan da bir şeydi. Melek dedi bir paket et pişireyim dedi. Ben de yerim dedi. Vallahi bakın kendine öbür yavruya verdi. Geriye kalan burada. Olmuş hayvan. Fırtına ile bir kucaklaştık biz burada. Ben Şükrü diyeyim bağırıyorum sesim kısıldı. Motorun sesini ben duymuyor. En anında Şükrü diyeyim bir hızlı bağırdım duydu. Fırtına geldi dedi. Esas mı düğün diyor. Vallahi geldi fırtına dedim. Arkadaşlar kaç gün sonra. Allah'ım yarabbim. Karnı acıkmış, zayıflamış. Yatıyor şimdi. Bakın nerede yatıyor görsen şuyurum. Yeni geldi. Yeni arkadaşlar. 5 dakika olmadı. Yeni. Oğlum fırtına. Çok mu yoruldun oğlum? Gel. Gel hay. Hadi gel. Yine göreceğim sana gel. Hay, gel. Gel yavrum hay. Gel. Gel oğlum hay. Hadi gel oğlum. Hadi gel. Oğlum hadi gel. Kalk, gel. Kalk gel. Sen nereye gittin? Yorulmuş ya. Nereye götürdüler oğlum? İyice yorulmuş da ya. Hep basına mahvetmiş seni. Seni nereye götürdüler oğlum? Uzaklara mı götürdüler? Hep ısırmışlar onu. Çok mu uzağa götürdüler yavrum seni? Ben geldim seni aramaya oğlum geldim. Bulamadım benzeri dağlarda. Nasıl ağlıyor bu? İçine de şimdi arkadaşlar hemen süt koydum üstüne makarnanın. Biraz tereyağı attım. Mutfakta ısıttım. İçine de dedim 3 yumurta kırayım. Arkadaşlar bırakıyorsunuz ama hayvanları. Nereye bırakıyorsunuz? Ormana salmışlar. Bir banana olsa en azından bir vatandaş götürür onlara yemek verir. Aradığın bulursun. Ya bir de bir arkadaşlar onu da bu sabah okudum. Onu okuduktan sonra zaten umudum biraz üzüldüydü. Hani ben bekliyordum gelecek diye bunu. Hep bana gelir dediler. O çok akıllı hayvan dediler. Ama akıllı bir şey. Bir tane arkadaşım yazmış ki Melek Hanım. Yanlış anlamadı. Onları götürürken arabada onlara iğne yapıyorlar. Bayıltınız ya iğne. Zehir verip herhalde öldürüyorlar gibi çesine falan yazmıştı. Ay çok şükürler olsun. Allah'ıma hamdolsun. Allah. Onu güzelce karıştırayım arkadaşlar. Bu sene şimdi. Allah. Onlara şimdi cipsini hep taktıracağım onlar bu şey. Arkadaşlar şimdi kelepçe bir iğnemiz oluyor kayboluyoruz. Biz hani köy yeri diye fırtınaya öyle kulağına öyle bir şey taktırmadık. Bir şey olmaz yani bizden sahte bize sadık hayvan. Yanımıza inşallah bugün hayvan otlatmaya gittim. Hep yanımda olurdu ya. Burada da ağladım biraz. Tek idim. Şükrü de yoktu yanımda. Diyelim ki şimdi fırtınam olsaydı diyelim hayvanların aşağı geçer. Mesela hayvanlar aşağı kaçacak ya. Onların aşağısına geçerdi hemen. Onları çevirmeye çalışırdı. Fırtına gel oğlum hay yemek yaptım sen gel. Gel. Haydi anneciğim gel sonra konuşalım gel. Gel aşkım gel. Gel oğluşum hay. Hay kalk. Kalk yemek yaptım hay. Hadi gel. Kalk. Aha bak yemek yaptım sen gel. Gel aşkım gel. Gel hay. Gel. Buradan gel gel. Gel aşkım hay. Göreyim hadi. Oğlum benim. Anam oğlum benim. Öşş.
nereye gittin anam ya? Şuna basın ha. Uzaklaşma ya. Arşın marşın olmaz lan bir daha. Dur az yıkayım o kabuğunu dur. Az yıkayalım onu dur. Biz seni bulamadık. Geldik yana. Gülsene. Gülsene. Biz seni bulamadık. Gel oğlum gel. Buralara geldik. Karabaş gel. Seni çok aradık. Gel efendim Karabaş'ı getirdik. Oğlum gel Karabaş sana da vereyim. Gel anam gel. Gel oğlum gel. Gel. Gel oğlum gel. Bak abi geldi gel. Hadi o da bırak. Karabaş'ı da bırak. Anam oğlum ya. Gel sana da vereyim Karabaş'ım gel. Ona da bir küvet hazırlayalım. Ay. Ne hale gelmiş görüyor musun? Mahvolmuş ya. Arkadaşlar bunun geldiği yer öyle böyle değil. Ne dağlar, ne depeler, ırmaklar. Vallahi nehirler. Vallahi neler var neler. Nasıl ya, geldin? Nasıl geldin yavrum? Nasıl buldun burayı sen oğlum ya? Demek ki buraya. Arkadaşlar süt, makarna, 3 tane yumurta kırdım. Biraz tereyağı attım ısıtırken içine. Abi geldi sana gel. Gel. Vay be. 82 kilometreden burayı buldu bak. Kulağında şey var. Şu sakatla yapışmış kulağına bak. Öyle bunu zaten şeye götüreceğim. Veterinere götüreceğim bunları. İkisini de. Arabaya koyacağım bunları. Uy. Ne kadar aradık var ya. Sabah kalkıyorum arkadaşlar. Şimdi kapıya baktığım zaman o hemen yapardı bana. Ben dışarı çıktığım zaman. Konuşuyor resmen insandan sahte biliyorsunuz. O tanımayı biliyor. Yani İnsanlar bile bilmiyor tanımıyor bazı kere. Ben bunu otanmaz dediğim zaman patisini yüzüne koyardı. Yavrum. Allah'ım yarabbim. Çok şükürler olsun Allah'ıma. Şimdi buna... Efendim şükürüm sadece bunu istedim hani. Az burnu pilav yapayım. Cacık yapayım. Zebzeli burnu pilavını çok seviyor. Bu sabah Şükrü'yle de konuşuyoruz. Şükrü'yle diyorum. Yavruya diyorum mama alalım diyorum. Bu mama yerimiş diyorum. Hani burada ona bir bunlara bir abi burada 2-3 günde bir mama götürürmüş oraya. Yavrulara. Onun karnı tok. Şükrü de onu doyurduydu işte. Makarnayın arkadaşa bak gelmedi bile hiç yukarı. Tok tok. Şabası gümbül gibi yatıyor da. Ama bunlar boş etmişler arkadaşlar. Bakın bunu boğum ısırmışlar. Bu ne bak kemikler. Tüyleri hep böyle gitmiş. Sırttan hep ısırmışa baksana şu an. Dayılamış. Kemiklerine bak. Ben bakarım buna artık. Biz sarıldık arkadaşlar buna. Ağlaştık burada. Şunu sana haberi yok. Yavrum oğlum dedikçe bana öyle bir ağladı ki. Ay. Sizler de çok merak ettiniz. Üzüldünüz. Vallahi. Sizleri üzmek istemezdim arkadaşlar. Buradan iyi götürdüler dedikleri zaman zaten ben ya evden bir gelin etsen, kızın gelin etsen ağlamıyor musun arkadaşlar? Vallahi ağladım arkasından ya. Anam çocuğu. Az yesen, yerse vereceğim, buna da vereceğim. Ver, ver. Ver, bir daha yaparız, ver. Şeyleri pek mama yemiyor bu. O kuru mama yemiyor. Yok, o aynı bizim gibi. Ben buna pancarcı aldım, hep kabına koydum. Fındık yedi hep. Komşunun köpeği geldi geldi yedi onun kabından. Kapağını aldı. Bunu da koyayım oğlum at. Kapağını al. Geri çekil at. Ayş, akıllı oğlum benim ya. Bir tane canım yemeği yedi. Bir tane süt koydum onunla. İyi yaptı. Bu çok akıllı arkadaşlar. Biz tarlaya gidelim. Yemek sevmediğimi ben böyle bahçenin içine bırakırım. Bu geride yatar. Hiç sunmaz yani böyle. Doydun mu? Doydum. İşte bu kadar arkadaşlar. Sen nerelere gittin aşkım? Sen nerelere gittin oğlum? Seni kim götürdü yavrum evden? Bir daha da uzaklaşma iyi mi? Sunay teyzeni arayalım da haber verelim mi? Sunay teyzeni de arayalım mı oğlum? Arasana Sunay teyzesini. Boğazın altıyla gitmiş bakın arkadaşlar. Gerdanı bile küçülmüş. Hiçbir şey yok. Patileri vereyim mi? Pati verecek misin? Barıştık mı? Bir daha beni bırakıp gitme tamam mı? Ver patiyi ver ha. Ver anneye patiyi ha. Hadi oğlum benim. Oş, yer annesi onu. Yer patisini yer annesi onu. Paşam benim. Oş.
Eş, bir daha gitme evden iyi mi? Daha gitme evden bir yere, tamam mı anne? Sen dövdüler mi oğlu? Ne kadar zayıflamış hayvanı. Hayaa. Of, ana. Anam yavrum, kafaya gel de sen. Öş. Bir daha gitmeyeyim mi anam? Kulağını hele hep ısırmışlar, baksana şükür. Hep gelmişti kulağını ulan. Kulağını hele ısırmışlar arkadaşlar. Gitme gel. Sunay teyze arayacağız. Alo. Gel. Alo. Ah. Sunay Hanım, fırtına geldi. Anne kızım aydın, gerçek mi? Vallahi geldi ha şimdi. Sunay. Ben demedim Sunay geldi. Sunay, fırtına geldi ya Sunay. Anam geldi, ne ağlaştık ondan Sunay. Vallahi ne ağlaştık. Gel yanıma gel abiye, gel gel gel. Öyle ağlıyor ki. Anne yorgunum, ne geldim buna değmemişim. Sonra hep anda yedim. Vallahi. Vallahi buna değmemişim ha tabakta. Sen büşü büşü, ben de burgu pilavı yapacaktım az. Yemek yemedi, öyle yeme ya. Biz de yemedik daha. Tamam, yap yap hadi, bir şey ekmeğe de gelelim de yiyelim. Yoğurduğunu getireyim hem gelirken. Yoğurduğunu getireyim hem gelirken. Yoğurduğunu getireyim diyeyim gelirken. Ha getirme, soru yapalım ha. Şey yaptım, bayağı da ekmeğe attım tabağa. Tamam. Çayı da koydum ocağa. İyi tamam hadi. Bir tabağa da turşu kavur, o yeter. Yeter, anam dünyalar benim oldu Sunay. Ne ağladı Sunay. Var ya, bir sarı oğlum, tavuk kemek gördüm, tavuk demişim. He. Uryan'da mı? Yok yok, bugün bahçede kızı çakar hemen. Ana. İyi hadi kızı verdim, Fırtana'yı getirin bana. Az bir seslensene Fırtana diye. Fırtana. Fırtana teyzen çağırıyor bak. Fırtana haydi abi, haydi buralara sus haydi. Anlat yorulmuş. Diye. Yorulmuş. Anlat diye görüyor musun? Ben sana dedim ama geliyor abla dedim. Nasıl gelmiş? Nasıl bakıyor yavru da? Doyurdum ki, o az da bana enişten makarna yap dedi yavruya, ben de yerim melek dedi, acık incik dedi. Heee. Üçüne bir çanak süt koydum, üç de yumurta kırdım. Bak, nasıl söyleniyor bak. Fırtana, haydi oğlum, haydi. Bak, teyzen çağırıyor bak. Fırtana. Bak. Fırtana gelme. Zayıflamış, kulağını öyle ne ısırmışlar. Köpek, o sen köpek çatmıştın abla ona. Ne bileyim ben. Allah'ım ya Rabbim. Hey kurban olduğum Allah'ım. Bayıldı. Allah'ımın dilsiz kulları arkadaşlar. Güvenine gelmemiz gerekiyor vallahi. Ailesine nasıl sadık bakın. Ailesine taş atanlar, sopa atanlar, kötü söz söyleyenlere ibret olsun. Vallahi ibret olsun. Onlar da tavuk, o da karabaşla tavuğla neler daha yeni yeni alışıyor. Bak, ondan kaçmıyor, fırtınadan kaçmıyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Şu onlar fırtınayı biliyorlar. Aynen, fırtınayı biliyor, fırtınadan kaçmıyor. Benim kapım, benim evim diyor, bak yatışa. He, yatışa bak. O da yanaşmadı bak. Karabaş gel, gel abi, o abi gel. Gel oğlum gel, karabaşım gel. Gel, seni de seviyoruz biz, gel gel. Gel oğlum gel, seni. Karabaş'tan küçüğüydü bu arkadaşlar getirdiğimizde. Küçücük bir kohlet kutusuna koyduk da getirdik bunu. Sunay teyzen gideceksin Fırtına. Ne kadar yorulmuştur o. Aslan yorulmuş ama. Arada o kadar yorulmuş ki kendinden geçmiş. Göbet atmış ki mermen üstüne gelir, görüyor musun? Sen şu kapıda bizi bir görseydin arkadaşlar, inanın ki. Biz bir 5 dakika böyle bir ondan bir sarıldık. Ayaklarını attı burama. Resmen ağlıyor ya. Öyle zaten ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok şükürler olsun Allah'ıma, hamdolsun. İyi ya. Sunay'a da yoğurtma yalamıştım dün akşam arkadaşlar. Bir kova. Aslında dün akşam da Sunay'daydım ben. Şükrü de hamsi falan almıştı. Burada yedik beraber, yine yaptık yedik. Sanki şuram bir şişti var ya arkadaşlar. Bağır bağır böyle ağlasam içimi
Döksem yani o şekilde şu an. Kanı doydu, yemeği bıraktı bak. Bıraktı. Vallahi. Gel sen iyi gel. Bunu gel oğlum gel. Gel Karabaş gel. Gel. Bunu sen iyi gel. Gel oğlum gel. Gel. Oktay abisine de söyleyelim mi geldiğini? Söyle bakalım. He. Karabaşımız da var yanan bize. Ona da yemek yaparım böyle tencereye ayarlarız. Al burada sen iyi gel. Bu hamurdan gel. Gel aşkım. La kaçma gelsene. Ne? Ne olur? Yorulmuş yorulmuş. Ne olur? Çok mu yoruldun oğlum sen? Çok mu yoruldun yavrum sen? Ver patiyi ver de bir bakayım. Bir pati ver bakayım. Unuttun mu? Gel gel sen gel. Gel. Nasıl kıskanıyor seni gördün mü? Sen nereden geldin anam? Yolları nasıl buldun oğlum sen? Bu kokuları nereden aldın anam sen? Arkadaşlar biz gittik ya. %100 işte bizim kokumuzdan yine bir koku aldı bu. Biz ta Nikser'e vardık ya. Ormanın işlerini gezdik. Yok. Demek bizim kokumuzu aldı. Yok. Bizi geldiğimizi duydun mu oğlum sen onlara? Duydun mu anam? Uy. Uy yapıyor ya. Biz geldik oğlum sen aramaya. Arkadaşlar sofrada börek yapıyorum. Börek yiyoruz. Bunun payı kalıyor. İki parçası kalıyor bunun. Yok. O zaman ben dolayım taşıyayım böyle. O bana gelen misafirlerim işte Kamuran kardeşlerim dedi. Biz fırtanayı gördük. Onların gördüğü yerde buraya yakın. Orası olsaydı fırtana şimdi 10 kere gelirdi. Yok. Ta ırmak ısıra geldi demek ki. Yani. Üstten aşağı bel alan, çayır alan. Buralardan aşağı geldi. Çayır kentlerden aşağı geldi demek. Kalabasından aşağı indi işte. Evet yani. Bizim kokumuza geldi yerine biliyor demek ki. Vay be. Nasıl geldi maşallah var. Demek ki bunu İstanbul'a salsan bu gene bizi bulur. Bak. Kaç kilometreydi şuraya gittiğimiz? 82. 82 kilometre gittik. 1.300.000 gaz attık arabaya arkadaşlar giderken. Petrol çektik arabayı. Yine arabanın içinde de vardı. Nerelere gezdin? Ama gezdik tezdik. Fırtaniye feda olsun. Feda olsun. Ulan 10 milyar feda olsun. Vallahi feda olsun Fırtaniye. İş vallahi. Hadi teyzen gidici Fırtana. Sunay teyzen gidici. Allah yok. Geleceksin mi? Geleceksin mi? Geleceksin mi teyzene? Hadi kalk gidelim o zaman. Hadi kalk. Hadi, hadi kalk. Biz gidiyor. Gidecek. He? Gidecek. Daha durmaz. Gidecek. Onu buna şey. Bak, nasıl kalktı bakın arkadaşlar bakın. Teyzen gidiyor dedim ya. Bakın. Hadi tamam giderken sen burada bekle. Sen burada bekle giderken seni alacağım tamam mı aşkım? Vallahi arkadaşlar bugün de hiç dün bugün balkon falan sömürmedik. Çünkü size dedim Melek kendini bu kadar strese sokma. Kahvaltıyı yapayım iki günde hayvanları alıp doğru otlatmaya gideyim. Morali bozuk Melek Hanım'ı her morali sabah. Bozuk eve geldiğinde her gün işte, morali bozuk. Eve geldiğinde videolarımızı falan çekiyoruz. Sizlere yine videosu bırakmamaya çalışıyorum elinden geldiği kadar. Ay Fırtınam geldi. Paşa geldi. Tamam. Git yürü. Burada bekle tamam mı? Burada bekle bizi. Ha, burada yes, bekle bizi. Ha. Gitmez daha gitmez. Daha gider mi? Daha gitmesin zaten şu Rus'ta. Daha gitmesin. Ha, yat orada. Melek Karabaş geldi yiye onu. Ha, o da onun yemeğini ye bak. Geldi mi? Geldi geldi. Karabaş geldi. Bu arada özel yemek yapmış. Bunlar da. Der ha. İçinde Melisu zengin der şimdi yerken. Bak ye bak. Arkadaşlar ben böyle hayvanları çok seviyorum. O sevmeye diyenler var ya. Onu da kendileri sevmiyor. Bak benim fırtına bir kaybolup ta nerelere gittim aramaya. Ta Nikselara gittim aramaya. Evet yiyor. Anam yavrum. O da yiyor bak. Sen nereye gittin anam öyle ya? Niye bizi bırakacaksın sen öyle oğlum ya? Ama bilemez ki Melek Hanım. O nereden bileşik köpeğin peşinden daldı işte. Sen bizim arabamıza binmedi. Elin arabasına nasıl atladın oğlum? He. Peşinden ya. Bir kız uğruna bizi nasıl bırakıyorsun sen ya?
Evet. Sen bizi bir kız oğluna nasıl bırakıp gittin oğlum ya? Ana baba bırakılır mı oğlum ya? He? He mi? Bir daha kızların peşine gidecek mi öyle? Adamın hala kulağını ısırırlar, evden götürürler, bacağını ısırırlar. He mi? İyi de yorulmuş hava. Hep kemikler çıkmışlar görüyor musun? O nehirlerden falan nasıl gelmiş ırmaklardan ya? O kadar uzak ki. Demek köprü üstünden geldi. Ana yolda sahte hayvan kısım söyle yoldan gelmezmiş yürürse. Buradan oraya buradan geldi işte bu hafta oldu. Allah Allah. Bir baktım burada söyleniyor ağlıyor. Ana bir baktım burada gözlerime inan. Burada sen mi geldin diye. Bir kucaklaştık onunla burada. Ana kız ana oğul gibi böyle. Bizsiz yapamıyor ya baksana. Nereye gittin sen ya? He? Şuraya balkona yatardı arkadaşlar üst katın balkonuna. Kuyruğunu oradan aşağı salla. Patisinin birisini de tam o betonun kenarına getirir. Fırtına serine mi attın gel döndürüm. Yapar böyle. Kuyruk sallanır aşağı. Uyusuz musun yavrum? Çok mu yorgunsun? Sen evet. Sunay teyzen istedi. Gideceksin mi? Gideceksin mi teyze? Hem oğlu. Uyudu mu acaba çıllarda? Yani uyumuştur tabii. Uyumuştur değil mi? Tabii uyumuştur. Bir yere atmıştı kendini bir orman kenarına. Uyumuştur. Baksana hiç çakallar, kurtlar yemeden geldi. Bir akşam da Sabri aradı beni. Melek yenge ne var? Köpeğin geldim. Gelmedi oğlum dedim. Amme diye geliyor Melek yenge o diye bana. Yine bugün izleyiciler arkadaşlarım aradı. Melek Hanım köpeğin geldi mi, hurtanan geldi mi? Biz de ona çok üzüldük. Çok şükürler olsun. Valla geldi. Melek daha da ağlama işte yeter. Yok daha ağlamıyorum. Mutluluktan ağladım bu sefer. Ağlama. Tutamadım kendimi arkadaşlar. Mutluluktan tutamadım kendimi. Bu da bir can arkadaşlar. Rüzgar da bugün yok. Dün rüzgar bile çok vardı arkadaşlar. Yaprak maprak artık böyle köy yer burası bir temiz olur bir böyle gübirli olur. Melek Hanım olmasa bir sefer daha gidecektik biliyorsun. Hatta ne zaman dün müydü önceki gün mü konuştuk? Dün. Dün mü konuştuk önceki gün mü? Dün. Dün konuştuk. Şükürsüz da diyeyim. Biz diyeyim şimdi o yoldan gittik geri döndük dağların içinde gezdik diyeyim. O diyeyim buralarda dolaştıysa diyeyim bizim kohumuzu alır diyeyim belki bizi bekler o dağda diyeyim yolun kenarında bekler diyeyim. Yok Melek diyor, o hayvan diyor orada diyor ne olacak bekleyip de ne yiyecek diyor. Beklemez çünkü insanın peşinden geldi. Bana ağlama diyor kendisi de ağlıyor. Ben de dayanamayayım ya. Sofrada şimdi bazı kendiymiş Gürüz da bu fırtınanın payı diye ikimiz de ağlıyoruz. Çok mu yoruldu? Kulağın yara görüyor mu? Hep deli teşvik etmişler. Biz seni yederiz oğlum korkma. Onu beslerim ya bunu. Ona gün aşırı iki yumurta kalırım öyle sütün içine. Evet. Gün aşırı. Yumurta zaten iyileştiriyor bunlar ama. Evet yumurta çok iyi geliyor. Kaburgaları çıkmış hayvanımın. Arkadaşlar şimdi bir arkadaş da yazmış ki Melek Hanım seni yanlış anlamadan işte hayvan sevgisi başladı mı? Ahırda hayvanların bağırıyor. Ahırda hayvan bağırır arkadaşlar ya bağırmaz mı? Bağır tabii. Ya bağırmayan da sen bir söylesin yani. Bağırmaz olur mu hayvan? Aç mı kalıyor hayvanlar? Vallahi arabanın... Valla yemin en iyisini alıyorum. Kepeğin en iyisi morganit kepek. En iyisi bakın. Ondan sonra onu alıyorum. Ondan ne bileyim ben küspeler ayrı, yemler ayrı, kepeği ayrı. Kaç çeşit? 4 çeşit ne yemleri var? Tavukların böyle en iyisini alayım şeyini ya yemlerle. Tavukların mesela dün akşam yemi, dün sabah yemi bitti. Ben de şu Rusya yemi bitti demedim. Ben çuvalda varsa yiyeyim. Şimdi o getiriyor koyuyor ya kovalara. Şurasının tavukların yemini kovanın sonuna attım. Getir buraya yem dök dedim. Melik daha yem yok. Adam gitti. Yem tek tavuklar için korgana yeme gitti mesela. Biz hayvanlarımızı ayrı bırakmıyoruz. Fırtına evden gitti ama benim evimden bir böyle nasıl söyleyeyim. Bir kişi kayboldu yani. Öyle oldum ben aynı. Kapının önleri bomboş oldu. Oraya gidiyorum burada yok fırtına. Buraya bakıyorum burada yok fırtına. Ağlı'da cevizin dibini görsettim ya sizlere alacağım. Orayı bu kendine böyle serine yatmayı çok seviyor. Benim gibi o sıcağı sevmiyor bu. Ama şimdi buna iki tane şey yapacağım şimdilere. Kulübelerine evet. Kulübelerini yapacağım şimdi. Şurası sana alacak kulübe yaptıracak güzelce. İkisi de aynı olsun. Girer yatar mı? Ufağını alıştıralım artık. Evet. Hani kulübeye girip yatar mı? Sıkıya gelemiyor bu. Bunun yeri serbest olacak. Dönecek, edecek. Değil mi?
Nereden gitme yok bak. Seni bu sefer ben döverim, tamam mı? Bir daha gidersen seni ben bırakırım bu sefer götürürüm de. Bırakabilir miyim acaba? Yok. Bırakabilir miyim arkadaşlar? Yok. Hadi pate ver anne. Pate ver. Yolun mu zaten ya? Pate ver. Ha? Ver. Kalkın ayağına. Ha? Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Evimize hoş geldin ha. Gezmeler nasıldı? Yediğin içtiğin sen olsun. Anlat bakalım. Dili söylese de anlatsa değil mi arkadaşlar? Valla. He mi? Melek Hanım'ın ağzı kulaklarına geliyor arkadaşlar. Ne yapsın ya? Benim de aynı. Sunay Hanım'ın beylik neymiş Rus'ta? Buraya da mı gideceğiz? Gidelim, hem yoğurdu var onu götürelim, hem de mısır ekmeği pişirirmiş. Bir soğuk doğrarız orada. Melek Boğazı dediğine her yere gider. Haydi. Gider mi acaba? Gider. Kurtanıyor da diye götürün gelügen diye. Giderse götürürüz. Gidecek mi? Sunay teyzen gidecek misin yine? Huyluğa bak. Sunay teyzen gidecek mi oğlusu? Yorulmuş ama çok yorulmuş. Huyluk gideceğim diye. Gideceğim mi diye? Gideceğim diye. Duramam diye. Ben şu elime hele bir yıkayım. Tamam. Güzelce. Alasın bize. Arkadaşlar hırgırı pat pata bindirdik. Sunay teyzesine götürüyor onu şimdi. Vallahi bindi kendisi. İyice korkmuş hayvan ya, bizden ayrılmıyor. İş oğlum. Bundan sonra ben de gidersen buraya ikiz beraber. Öbür de aynı, sen de böyle, tamam mı? Sana şimdi camdan şey alacağım. Boynuna. Tasma. Tasma alacağım sana, tamam mı? Tasma alacağım sana, tamam. Tamam, tamam diye bak yatıyor. Tamam, tamam. Oğlum, oğlum benim, seni ben yürmeyeyim. Tamam ha, tamam. Tamam, seni bırakmayacağız biz. Seni ben bırakmıyorum. Bırak. Yok, tamam. Bırakmayacağız. Tamam, korkma. Korkma. Bırakacaklar seni. Arkadaşlar bakın. Yok yok, bırakmayacağız. Tamam. Sunay teyzene götüreceğiz seni. Tamam. Sunay'a götüreceğiz seni. Tamam tamam, sakin sakin. Tamam dur, tamam. Devam edin mesela. Dur, tamam. Kurtana. Teyzesi sana getirdi. Merhaba ablalar, hadi kuzunaydın. Sağ ol, sağ ol, Allah razı olun. Kuzunaydın. Sağ ol. Ana o dünyalar benim oldu ya. Fırtına, neredesin oğlum? Fırtına gelmiş. Fırtına. Gel, 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 buraya gel, buraya gel. Bakın arkadaşlar, ağlıyor, ağlıyor. Geliyor mu? Bakın, bakın. Özlemiş teyze. He ya, kaç gün oldu kuzum? Fırtına. Doyurdum, doyurdum. Bak. Ne ağlaştık ondan Sunay? Ne ağlaştık Sunay? Özlemiş, özlemiş. He valla. Tarçın da özlemiş onu bak. Ama tüylerini hep azmışlar bak. Isırmışlar kulaklarını hele. Ya getiriyor 82 kilometre ya. Az değil ya. Abi nereden bakmış olsak 4 saatte görmüyor. Ama şey köpek gelemez. Bu da tabii. Eş, gördün mü? Ana. Nasıl söyleniyor, gördün mü? Yorulmasın diye arabaya koydun işte. Nereden gelmişti? Evet. Fırtına. Hadi kızlaydın oğlum. Fırtına. Şşşt yakışıklı. Evde büyüyen hayvan öyle nankürlük yapmıyor. Ya gördün mü? Ya ailesine nankürlük yapmıyor en azından. Ailesini biliyor. Kapıyı aç, kapıyı oğlan. İçeri girdi. Tamam haydi haydi. Haydi. Hadi şey gidelim. Gel. 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 Yürü, teyzen çağırıyor. Yürü. Hah. Yürü. Gel oğlum, gel. Gel. Neredesin lan sen? Enişte geldi ya köpeğimiz. Yürü oğlum sen. Fırtınam, doyurdum ki ben onu. Anne. Ay. Bir köpek gördüm. Fırtına, fırtına dev olsa duymaz mı sesimi? He. Ondan sonra baktım ağzı karaca onu. Anne. Baktım Sezai'nin köpeğiymiş. Nasıl baksana Sunay. Geldin mi sen? He, kaç günlerden beri göreyim mi? Geldi ya işte. Sen nereye götürürler seni? Buram pilav yapayım dedim. Fasla kıymalı. Maldan geldim. Az Naimi'yle mi mahvedettik? Süt vermiştim buna. Gittim süt bedenimi aldım. Bundan sonra benim eşyalarım, benim acıtlarım aşağı ineyim bakayım. Fasulyelerim vardı. Onları ekledim. Fasulye kıymaladım. Dolaba gittim. Soğan alacaktım.
Bak lan şurada bana bir baktım Aliye kapının önünde gelmiş. Geldim buna, diye sağ ol. Geldim diye. Bundan bir sarıldık arkadaşlar. Patilerini attı burama. Patiye vereyim mi bak? Allah'ım yarabbim. Fırtına. Gözlerine baksana. Patiye vereyim mi oğlum? Vermez mi teyzesi? Bir börek ne yapmadın Şerife Fırtına? Ne de bileyim geleceğini? Ben de bilmiyordum geleceğini mi? Toca ne o? Gönlük daha güzel. Olsun bu sana sevese geliyor değil mi sevdikçe? Ama çok yakışıklı ya. Hemen oradan bısının önüne oynadın. Yorgun bu fırtına bugün yorgun. Çok yorulmuş herhangisi. Ta uzakta, geçen uzakta geldi. Valla çok uzaktan geldi. Ne yapsın? Ya. Fırtına. Tamam. Ay kapıyı bir çıktım kapının ağzına bir ağlıyor. Fırtınam dedim buna. Bir atladı bana buramış. Ben şükür diyeyim bari ya. O da motor çalışıyor. Motorun sesini duymuyor Şerife. Şimdi yavruyu hem büyüttüz ya. Yavruyu hem büyüttüz ya kapıda. Ondan değil mi? Abi. Fırtına. Hava yorulmuş. Kuyruğunu sallıyor da Ayhamiye. Ayhamiye Şerife. Kendine gelip bir hafta uzak sonra. Yerden geldi uzak yerden. Çok çok uzak. Ta nereye gitti? Bir hafta işte bugün. Yani, bugün ben yengeme dedim. Yenge dedim bu köpek geldi dedim ki eve dedim. Çok şükürler olsun ya. Vallahi. Ona da o dün köpeğe ne yapacağım? Ay kendimi çok suçlu hissetmişim. Hanım öbürü mü? Var ya sanki ben babamın. Anam o ikisine böyle şey yapacağım. Cipsi de atacağım. Kulaklarını falan yaptıracağım onları. Kemerini, memerini ne varsa. O da bundan korkmuş. Aşağıda da hüm hüm diye bu ha. İstemiyor koya. Ha bunu istemiyor. Yabancılığı. Demek ki dağ dağı bağ dağını koy ya. Derler ya atasözü bu. Fırtına. O da benimsedi işte. Fırtına. Fırtına diye ben geldim buraya öncelikle benim demesin. Fırtına. Bir kalk bakayım ayağı oğlum. Ayaklarla sağlam da kulaklarla ısırmışlar yanlışlar. Fırtına. Fırtına. Bak bak bak. Saha ederse görürsün. Patiye verdin sana. Patiye ver. Ver ha. Patiye ver ha. Fırtına. Seni yedirem ona. Yorulmuş. Hadi ooo. Şerengiz'i çok seviyorum. Kız o, alıştık ki köpeğe. Değil mi? Bu dedi ki Melek abamın köpeği yok dedi. Anne bir şok oldum inanmazsın. Hayır. Hep izleyicilerimize ben sordular. Geldim. Arkadaşlar, Fırtan'ı ben unutmadım. Ben, yani insan unutur mu? 7 sene sahibini unutmazmış bu. Ama Ayşe abla öyle dedi yayınada. Melek evet. Dedi, 7 sene dedi köpekler sahibini unutmazmış dedi. O dedi 7 ayda geçse gelir dedi bana. Yayınada Ayşe abla. Gelirken uğramıştık ya. Evet. Ta nerelerden geldi ya? Hayır, vay be. Ya. Ya Sunay, değil mi? Allah'ımın dilsiz kulları. Aklı var arkadaşlar. Kimse demesin köpeğin, kedinin, hayvanın, inan dananın aklı yok demesin. Hepsinin aklı var. Hepsinin hepsi aklı var. Zihninden aklını da bağlayın. Hayvanların dili dolaşmıyor. Ya bir dilleri konuşsa da anlatsa bana şimdi Fırtına nerelere gittiğini, nerede gezdiğini. Ya. Yavrum ya. Kurtlar boğulmuş bak. Kurtlar bile evet. Allah'a. Yol sıra mı geldi dağlar içinde? O aşağıdan geldi. Şu aşağı kapının önündeydi. O karga kapıda değildi. O karga kapıda olsa enişten görecek. O yine hindeyse taraflardan ağrım. Öyle ırmak üzerinden gelmiş işte. Bu şey var ya. Geçen de oralarda çok köpek havladı biliyor musun? Bu taraflarda çok köpek havladı. Ama o bize gelen sizden duydum ben. Tamam da Samsun'dan gelenler dedi ki genel Mus yakın bize. Yani. Fırtınayı gördük dedi. Arabanın adresinde 3 tur attı diyor. Fırtına diyecek diyor. Ağladı diyor. Ama diye başa aşağı gitti köpeklerle tamam, işte diyor. O köpeklere takılmıştır. Köpeklere takılmıştır. Ama ta oradan beri öyle, hep... Yol sıra gelmez zaten köpek. Onlar toplu halde geldi demek ki. Ben ne bileyim. Kızı da gittim acaba geri. Hatırla geri gittim bana. Lan gari gittim mi lan? Gelini gittim mi bilmiyorsun arkadaşlar. Fırtına tek geldi eve kadar. Baba, kızı nasıl biliyor, biliyor. Duyuyor bizi. Yorgun ya, uyuyor. Boş.